Öğretmen. Şaka adı öğretmendir efendim. Sınıfta öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmenimiz, öyle bir şey olmadığı halde bize şikayet ediliyor. Olay da şu, işte filanca öğretmenimiz, İngilizce öğretmenimiz ders esnasında cep telefonunu açık tutuyor. Cep telefonu çaldığı zaman konuşuyor ve derslerde devamlı uyuyor. Bunları yaparak, bu malzemeleri kullanarak bir şaka yapabilir misiniz dedi. Peki ben kim olarak arıyorum abi? Denetleyici. Bana kimse sormuyor zaten kimsin diye. Ben var bak, bu telefon şakalarında mevzuya öyle bir giriyorum ki kimse bana sorguladığım şeylerle birader sen kimsin demiyor yani. Ha, öyle giriyorum bak olaya. Hocamızın ellerinden öferek izin aldık yayınlamak için ve bir kez daha olur da kulağına giderse ya da öğrencilerinden bir tanesi dinlerse ellerinden öptüğümüzü bir kez daha kendisine iletsin. İşte öğretmen şakası radyonuzda sevgili dinleyenler. Efendim. İyi akşamlar. Bülent ile görüşmek istiyorduk. Ha, evet, buyurun. Hocam şimdi hakkınızdaki şikayet şudur. Bir sınıftan bir, evet, iki tane de veliden gelen şikayet. Önümüzde, ha, belgelerde şunlar. Dört tane ayrı fotoğraf var efendim. Sınıfta uyuyorsunuz ders esnasında. Ha. Ben üstlerime danıştım. Bununla alakalı size tarihi veremiyoruz. Bir, ikincisi sınıfta devamlı cep telefonunuzun çaldığına dair ve öğrencilerin içerisinde çalan cep telefonuyla hiç utanmadan, sıkılmadan konuşunuza dair bir şikayet var. Evet. Evet, yaptım diyorsun yani. Ya tamam, zaten kayıt var diyorsunuz. Yani ben yapmam diye inkar etmiyorum ki. Hocam şimdi yapıp yapmamanız önemli değil. Sizin bunu bu kadar, ha, kabul etmeniz benim birazcık canımı sıkıyor. Hayır ya, ben kabul etmeyip yalan mı söyleyeyim ya? Hayır hocam, yalan söylemeyin. Ellerinizden öpmüşüm. Evet. Tabii ki yalan söylemeyin. Sizi ben burada denetliyorum, evet, yani, belki bir sıkıntı yok. Yani hayır, şu var. Telefonla konuşmuş olabilirim, doğru. Yani böyle her tenesiz çalıyormuş, her ders çalıyormuş falan. O abartılı geldi yani. Bak, sizin şikayetinizle alakalı olarak ben size aktarabileceğim şeyleri şöyle bir bakayım. Aha. Raporunuz önümde. Merhaba, şikayetimiz şundan yana, bakayım, Bülent ismindeki İngilizce öğretmenimiz derste sürekli uyuyor ve devamlı cep telefonu, evet, devamlı cep telefonu çalıyor ve telefonla konuşuyor. Konuştuğu her, aha, kişiler de farklı. Biz kiminle ne konuştuğunu duyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. İngilizce dersinden çok geri kaldık. Hocamız bize ders dahi işletmiyor uyumaktan diye şikayet var önümde. Evet. Ya şu var, ben 10 yıllık öğretmenim. Benden şu ana kadar memnun olmayan birisine karşılaşmadım da İngilizce öğretmiyor kısmı çok ağrıma gitti. Yani telefonla konuşmuş olabilirim de. Yani hocam. İngilizce ve hangi sınıfta, hangi konuda geri kalmışım onu da merak ettim. Yani hocam, şimdi ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bir öğretmen olarak. Pardon, sizin isminiz neydi? Ben adımı veremiyorum efendim. Size bu raporla alakalı sonuç bildirildiği zaman zaten bu işi hangi arkadaşımız takip edecekse siz onunla muhatap olacaksınız. Ben sadece soruşturma aşamasında görevli kişiyim. Şimdi, evet, şöyle bir olay var efendim. Herhangi bir dershanede, herhangi bir, evet, öğretimhanede ders esnasındayken cep telefonuyla konuşmak bir öğretmen için yanlış mıdır, doğru mudur? Yani yanlıştır, doğru, kabul ediyorum. Tamam. Sizin asli göreviniz nedir efendim? Öğrencilere yanlışı göstermek, değil mi? Hı hı, evet. Siz kendiniz yanlış yaparken bu ufacık bebelere kim doğruyu gösterecek hocam? Doğru, haklısınız. Yani böyle rezil bir şikayet yani olamaz. Böyle bir şey olamaz. Cep telefonuyla konuşuyor ve devamlı uyuyor diye. Niye uyuyorsunuz efendim? Beşik mi sallıyorsunuz geceleri? Ya belki olmuştur zamanında. Yani dersi... Yani ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Yani benim gece uykusuz kaldığım zamanlarda olmuştur yani. Eğer öyle bir şikayet varsa. Anladım hocam. Büyük bir ihtimalle... Ha? Tayin olacaksınız. Sağlık olsun. Yani eğer bundan dolayı olacaksak olalım yani. Yani bundan dolayı derken bu küçümsenecek bir olay değil ki hocam. Derste uyuyorsunuz siz. Bebeler, öğrenciler, veliler, bunların hepsi şikayetçi. Bir sınıf komple şikayetçi olmuş sizden hocam. Ya bir şey merak ediyorum. Bu seneden mi, geçen seneden mi şikayet? Ya dediğim gibi ben soruşturma kapsamında sadece bilgisini vermekle mükellefim. Böyle bir bilgiyi, anladım, paylaşamıyorum ben sizinle. Anladım. Ne? Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçen sene daha mı çok uyuyordunuz hocam? Ya hayır, geçen senesi bu senesi yok yani, hemen merak ettim, bu sene mi geçen sene mi, bir sınıf dediniz de yani şikayetçi olabilecek bir sınıf aklıma gelmiyor da onun için sordum. Siz kaç sınıfa bakıyorsunuz, kaç sınıfta İngilizce dersi veriyorsunuz? Bu sene için 3 sınıf. 3 sınıf, işte onlardan bir tanesi bu sene şikayetçi efendim sizden. Anladım. Şikayetçi inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim, inşallah sadece tayinle yırtabilirsiniz hocam, inşallah meslekten atılma gibi üzücü bir olay olmaz. Valla hakkımızda hayırlısı inşallah. Yani dediğiniz gibi inşallah. Peki. Son bir şey daha söyleyeceğim hocam. Buyurun. İşte o 3 sınıfa İngilizce öğretmenliği yapıyorum dediniz ya. Evet.
O sınıflardaki sizin çok sevmiş olduğunuz öğrencileriniz Best FM'i aradılar ve dediler ki Serdar abi hocamıza bir canlı yayında telefon şakası yapar mısın dediler. Biz de şimdi o şakayı yapıyoruz hocam. Ellerinizden öperim, hiçbir yanlışınız yok. Çocuklar, yani sizin çocuklarınız size şaka yapmışlar. Eğer izniniz olursa ellerinizden öperek bu şakayı akşam yayınlamak istiyorum hocam. Ya. Tabii ki problem değil. Tamam, teşekkür ederim. Yani şöyle, şu var yani ben öğrencilerimi tanıyorum. Öğrencilerim de beni tanıyor. Onun için çok şaşırmıştım. Onun için zaten çok rahatlıkla cevap vermiştim de. Sonuçta da ne çıkacak merak ediyorum. Sağlık olsun yani. Peki hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oldu, rica ederim. İyi akşamlar. Öğretmen işte bu abi, bak ne kadar güzel babacan bizi karşıladı işte. Biz ona söylüyoruz, diyoruz ki ya bu ne terbiyesizlik falan diye. Olabilir efendim, olabilir. Ne kadar alttan alıyor, görüyorsun değil mi? Yani bazen bazı kişiler yükseldiği makamlardan sonra onları da eğitenin, onları da bildiklerini öğretenin bir